Arkadaşlar bağlaş olarak adayları zorlayan bir soru türü bu. Şimdi bir tarafta Major Depression, büyük ana depresyon is on the rise bir kalıp olarak hatırlayın bunu yükseliştedir. Amerikalılar arasında dikkatinizi çekmesi gereken nokta şu. All age groups yani bütün yaş gruplarından Amerikalılar arasında yükselişte. Baktığınızda bütün yaş grupları arasında yükselişte olduğunu söylüyor. Burada bir eksi var. Sağda is rising cümlelerin özneleri ortak olduğu için sağ tarafa bir daha major depression'ı yazmıyor. En hızlı şekilde artıyor. Kimin arasında? Teens gençler ve genç yetişkinler arasında en hızlı artıyor. Burada da bir eksi var. Peki olay ne? Bir tarafta bütün yaş grupları diyor bir tarafta teens, onlu yaş grubu ve genç yetişkinlerle bir karşılaştırma yapıyor. Karşılaştırmalar, kıyaslamalar zıtlık bağlaşlarıyla yapılır. Yani bütün yaş grupları arasında yükseliştedir ama en hızlı onlu yaşlarla genç yetişkinler arasında yükselmektedir diyeceğiz. Bu yüzden zıtlık bağlaşlarına gidiyoruz. So bu yüzden böylece ez için dikçe dikçe çünkü once olur olmaz until kadar zaman bağlıcı biz ama diyeceğiz. Arkadaşlar karşılaştırmayı görmeniz lazım. Major depresyon bütün yaş gruplarından Amerikalılar arasında yükseliştedir ama ama onlu yaşlar ve genç yetişkinler arasında en hızlı yükselmektedir diyeceğiz. Ceyhan cevabımız. Arkadaşlar bağlaç sorumuzda hangi iki cümleyi birbirine bağladığımıza dikkat edelim. Şimdi Kanada izin veriyor. Permits, possession, sahip olmaya ve kullanımına ateşli silahları for competitions, rekabet yarışmalar için ve hedef uygulaması için. Şimdi ben burada but'tan sonra gelen şu it forbids the possession of handguns ifadesiyle cümlesiyle an individual can show that a handgun is needed for self defense cümlesini birbirine bağlayacağım. Yani but ve sol tarafı bizim için belirleyici değil. Şimdi it burada Kanada'nın yerine kullanılmış. Kanada Silahların el silahlarının Sahipliğini Yasaklıyor arkadaşlar burada bir yasaklama var buraya bir eksi verdim Sağ tarafa geçtim bir birey gösterebilir neyi gösterebiliyor Bir silaha ihtiyaç duyulduğunu kendini savunma için Buraya da artı verdim bir tarafta yasak bir tarafta da birey buna ihtiyacı olduğunu gösterebiliyor O zaman Es için dikçe dikçe paralel eledim Es long as yaptığın sürece ettiğin sürece paralel bağlaç Elelim. So model sever. Doğru. Ama bir birey bir silah savunma için ihtiyaç duyulduğunu gösterebilsin amacıyla mı silahları Kanada'ya saklıyor? Olmadı ki anlamlı değil. Unless medikçe madıkça bir birey bir silaha kendini savunma için ihtiyaç duyulduğunu göstermedikçe, gösterebilmedikçe, böyle çevirebilirsiniz, göstermedikçe ne yapıyor? Kanada silahlara sahip olmayı yasaklamaktadır. Anlaş cevabımız so bu yüzden böylece elendi arkadaşlar. Bu arada if clause bağlaçlarında mesela if'in anlesin içerisinde can verb 1 present anlamda, could verb 1 verb 2 past ve could have verb 3 had verb 3 anlamında kullanılabilir. Yani hep ana cümlelerde modals beklersiniz ya if'in içerisinde de can, could ve could have verb 3 yapıları kullanılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar iki boşluklu sorularda çözüm stratejimiz şu. Her iki boşluktan sonra ne gelmiş diye bakacağız. İlk boşluktan sonra gelen people bir noun. ikinci boşluktan sonra gelen in ise bir prep arkadaşlar. Bu durumda burada paralel bir yapı olmaz deyip Bot and eliyorum. Paralel yapılar neydi? Bot and not only but also either or ve neither nor bir de whether or vardı. Şimdi such as yapı olarak baktığınızda örneklendirme yapısıdır ve şöyle gelir. Arkadaşlar saç izin geliş şeklinde mesela animals dedik sonra saç izleyip cats and dogs kedi ve köpekler gibi hayvanlar ya da örneklendirilecek ismi saç izin ortasına yerleştirip saç animals as cats and dogs şekli yapabiliriz ama burada böyle bir yapı söz konusu değil. Ezez kalıbı ortaya bir sıfat zarf alır, kader anlamında karşılaştırma yapar. Yine böyle bir durumumuz yok. So'dan sonra bir sıfat sarf dead'den sonra SVO tam cümle ya da so many so much so few so little gibi bir miktar ifadesi dead SVO şeklinde geliyor. Bu yapımızda yok. Burada biz more dene gidiyoruz. More'dan sonra bir sıfat ya da isim gelip diğer tarafta denle birlikte bir karşılaştırma yapılabilir. Tarihte ilk defa kentsel bölgelerde kırsal bölgelerden daha fazla yaşayan insan vardır. There are more people living in urban areas than rural areas. Yani kırsal bölgelerde e, kentsel bölgeler karşılaştırılmış daha fazla insan yaşadığı söyleniyor. Sigara izmaritleri arkadaşlar mistake for benzetmek karıştırmak yani balıklar tarafından yiyeceğe benzetiliyor yiyecekle karıştırılıyor mistake for deniz kuşları tosbağalar tosbağlar ve sıklıkla arkadaşlar nerede bulunuyor ölü hayvanların midelerinde bulunuyor hangi ölü hayvanlar kıyıya vurmak wash up on the beach. Buradan da ona gidiyoruz. Cevabımız bursa olacak. Bağlaç sorumuzda. Şimdi insanların uzun bir tarihi, bir geçmişi var. Kurtların kökünü kazımakta. Uzun bir geçmişleri var. Burada kurtların kökünü kazımak denilmiş. Sağda da onları onları benimsemeye çalışmak. Adopt kelimesi evlat edinmek anlamı var. Benimsemek anlamı var. Benimsemeye çalışmak. Burada bir zıtlık var. Şu due to dolayı in terms of açısından by means of yoluyla vasıtasıyla cevabımız rather than olacak. Yani onları benimsemeye çalışmaktan ziyade kurtların kökünü kazımaya dair uzun bir geçmişi vardır. insanların insanlığı in case of durumunda demektir. Bir durumu anlatır. Diğer tarafta tedbir alırsınız. Rather than den ziyade cevabımız olacak.